Gayrimenkul sektörünün başarılı markası Vizor Gayrimenkul'e konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Şimdi de sektöründe öncü bir firma olan Vizor Yatırım firmasına konuk olduk. Yanımda da yönetim kurulu üyesi Namık Kemal Bey bulunuyor. Namık Kemal Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz şirketimize. Hoş bulduk. Çok güzel bir adınız var. Bunu belirtmek istiyorum öncesinde. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Efendim ben sektöre yaklaşık 15 yıl önce başladım. 15 yıl içerisinde İstanbul'da ve Ankara'da birçok ticari gayrimenkulün alım ve satımında bulundum. Zaman zaman küçük metrajlı inşaatlar belli başlı bölgelerde yaptık. Fakat daha sonra yatırım noktasında Ankara sabit gelirli bir şehir olduğu için Ankara'da farklı yatırım argümanları üretebilmek, formülleri üretebilmek için çalıştık. Şu anda bu çalışmalarımıza devam ediyoruz Ankara'da. Peki Vizor Yatırım firması ne kadar zamandır faaliyette? Vizor Yatırım firması Vizor ismiyle yaklaşık 3 yıldır faaliyette. Ancak bizler yönetim kurulunu oluşturan kişiler yaklaşık 15 yıldır bu sektörde farklı isimler adı altında çalıştık. Hepimiz işimizde iyiyizdir. Genelde Ankara'da gayrimenkul piyasasında bizleri tanırlar. Namık Kemal Bey, burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Biraz bunlardan da bahsedelim. Biz burada hem Vizor Yatırım hizmetleri olarak hem de Vizor Gayrimenkul aracılık hizmetleri olarak faaliyet gösteriyoruz. Biz yeri geldiği zaman yatırım yapmak isteyen müşterimizle çözüm ortağı olarak birlikte yatırım yapıyoruz. Ya da Vizor aracılık hizmetleri bildiğiniz emlakçılık sisteminde müşteriyle alıcıyla satıcı arasındaki komisyonculuk işlemlerini yürütüyor. Ama bunu da belli bir profesyonellik seviyesinde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Peki diğer yatırım alanlarınızdan da bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Bizim için şu anda öncelikli olarak en aktif uğraştığımız yeni imar planlarının oluşturulduğu bölgeler. Bunun dışında ticari gayrimenkul başlı başına farklı bir konudur aslında. Akaryakıt istasyonları farklı bir konudur, oteller farklı bir konudur ya da İstanbul ve İzmir'de yalılar farklı bir konudur. Ama genelde sektörde bunların hepsini yapan kişinin emlakçı olduğu zannediliyor. Ama emlakçı aslında öyle değil. Tabii ki emlakçılık saygın bir meslektir. Fakat gayrimenkul sektörü çok alanlı, çok iştigal alanı geniş bir sektördür. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.